Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Mart 2024 ve yabancı yarışlarda tek adres mark yurt dışı at yarışı tahminlerindesiniz. Evet, gerek gelecek yarışlar gerekse yabancı yarışlarda dolu dizgin devam ediyoruz. 17.40'da başlayan bir koşu günü bugün. 8 koşu aslında ama sonuncu koşuyu almamışlar. Tamam. Arkadaşlar tabii zor bir gün bugün ama imkansız değil. Kolaya çevirmeye çalışacağız. Yaptığımız çalışmalarla ama tabii biliyorsunuz çok farklı safkanlarda tutuyor, geliyor. Burada. Evet. Birinci koşu 17.40'da İdilip'in ilk ayağı. Listed 4 yukarı İngilizler 1440 metreye çıkacaklar burada. Burada normalde 6 numaralı Nine Tenths'in biz kazanmasını bekliyoruz. William Buick gibi usta bir jokey var. Rakip Midland Park'ın atı 5 numaralı Should We Be Nearing. Evet, Should We Be Nearing ikinci atımız. 5 ve 6 diyoruz arkadaşlar buraya. Yalnız yukarıda bir numara var. Harry Russell'ın sapkın son 4 kursunu kazanmış. Yükselen bir grafik var. Yani bilemiyorum, bunu ikili oynayacaklar için arka plana mı atarsınız, öne mi alırsınız bilemiyorum da. Doktor Kan Junior çok da güzel isim yani gerçekten. Evet. Bakın yani bu bir adı. İkinci koşu Handicap 4 yukarı İngilizler 1740 metreye çıkacaklar. Altılgay'ını başlatıyoruz. 3 numara Kingdom Come Rosa Ryan'la. Gördüğünüz gibi Rosa Ryan iyi atları bindiği zaman geliyor. Şöyle söyleyeyim, Holly Doyle'un ruhu çıkmış. Rosa Ryan'a girmiş. Rosa Ryan'ın ruhu çıkmış. Holy Doyle'la yer değiştirmişler. Ya da anlayamadım yani ne olmuş bu şekilde. Rosa Ryan şu anda muazzam yükselen bir değer. Çok da iyi bir ata biniyor. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Güvenenler için alternatif olarak rahatlıkla banko düşünebileceğiniz bir at bu. Kingman yavrusu. Rosa Ryan'la Çinlilerin atı bu arkadaşlar. Ona tipini de verirler. Tip var ya. 3 numara burada alternatif banko diyelim rahatlıkla. 4 numaralı Zealot Daniel Muscat. 11 numaralı Smoky Mountain Harry Davis. Bomboş koşacak. Bu safkan da arkadaşlar yükselen grafik. Çok dikkat. Frankel yavrusu. Yani günün böyle sürprizini patlatır geçer gider burada. 1 numaralı Takarip Bey, Shane Levy, 105 handikap puanıyla en yüksek handikap puanına sahip. Ve 9 numaralı Ben Acre, Billy Logan'la arkadaşlar. Bu hafta da dikkat, Avustralya yavrusu. Günün yine sürprizini yaşayabiliriz burada. Evet, toparlarsak 3 alternatif banko, 4, 11, 1 ve 9 diyoruz burada. Üçüncü koşu, Altılgay'ın ikinci ayağı handikap, 4 yukarı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Sense of Word, Dale Swift. Rakip noktasında 1 numaralı Siempre Arturo. Özellikle mutlaka yazalım şu iki atı. 2 ve 1 arkadaşlar. 3 koşuda 70 handikap puanıyla. Normalde kazanması bile lazım ama Jack Mitchell'in performansını biz güvenemiyoruz. 5 numaralı The Puck, Rob Hornby. 117 gün aradan sonra ve 3 numaralı Percy Willis. Sir Percy yavrusu Daniel Tudor. 2-1-5-3. Dördüncü koşuya geçtik şimdi. Handikap 4 yukarı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada 6 numaralı Light Up Our Stars. Phil Dennis ilk adımız. 5 numaralı Beer Way Dale Swift. 1 numaralı CEO Talk Billy Logan. Ve 4 numaralı Lafan Lime Canary. 6, 5, 1 ve 4. 4 atladı, buraya geçiyoruz. Arkadaşlar yok yani öyle tekler mekler ama ilk ayakta alternatif bankoyu verdik. O Rosa Ryan'ın atını bence kullanın. Kullanabilenler, küçük kupon yapmak isteyenler kullanabilir. Evet, geldik günün hemen hemen en zor koşulardan birine. En çok kalabalık tutacağımız yerlerden bir tanesi burası. İlk atımız 13 numaralı All Was Holy Doyle. 8 numaralı Ferrus, David Probert. 1 numaralı Boş, Shane Levy. 10 numaralı Sir Oliver, Alan Farragher. Özellikle bu safkan, hatırlarsanız daha evvelen de birçok yarışta bunu vermiştik veya görmüştünüz.
Burası yani bence uygun bir grup. Dikkat bu hata. Yani sürpriz yapabilir. 11 numaralı Commander Striker burada. Laura Pearson'la ve 7 numaralı Knebworth George Rook. 13, 8, 1, 10, 11 ve 7. 6 tane atla geçeceğiz burayı arkadaşlar. Yalnız burada bu at koşmuyor. Koşsaydı bu at bizim ilk atımız olacaktı. Ama koşmuyor. Şu an koşmadığını düşünüyorum. Ama koşuyorsa da mutlaka yazılması lazım. Ama ben koştuğunu görmüyorum. 4 numaraya da bir bakalım yazılabilir mi diye. Hani burada 3 koşuda 87 handikap puanına ulaşmış bir sapkandan bahsediyoruz. 6. koşu handikap. 3 yaşlı İngiliz abi 1440 metreye çıkacaklar. Günün bankosu burada geliyor. 2 numaralı Emini Rosarine'le bank arkadaşlar. 1440 metre Michael Appleby'in atlarını genelde getiriyor. Yalnız burada aynı zamanda 5 numaralı yine Michael Appleby antrenörü olan 5 numaralı Hippotheus var. Onun da bir atraksiyonunu izleyebiliriz açıkçası ve tabii ki 3 koşuda 28 puana ulaşmış olan 4 numaralı Quiet Resolve var. Ben rakiplerini size söyleyeyim de karar size kalmış bir şey. Ve yukarıda 1 numaralı Harry Davis'le Magna Garcia denen enteresan bir saf İrlanda arkadaşlar. 1 numaralı Napolitan. Yani bunların da geliri var ama biz 2 numarayı banko atıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk ayakta yine Rosarine 3 numarayla alternatif olarak banko olan safkanımızdı. Alternatif şekilde düşünenler için küçük kuponlar için de yazılabilir. 7. ve son koşu şartlı 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1440 metreye çıkacaklar. Burada baktığımız zaman 8 tane safkan var. Arkadaşlar burada da yine yani güvenebilsek keşke şu 1 numaralı safkan baktığımız zaman alternatif bankolu bir Arctic Down ama Jack Mitchell'in performansına bir türlü güvenemiyoruz. 2. adımız 2 numaralı Aeolus Peacock David Probert'la 5 numaralı Rocking Tree Bill Logan ve 7 numaralı Luz Tongue Holly Doyle. 1, 2, 5 ve 7 numaralı safkanlar. Evet. Ama 1 numara burada yani bakın tabii 2 numara da iyi aslında burada. Bu atların dışında kola kaya çıkacak gibi durmuyor. 1, 2, 5 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Bugün şöyle bakalım başka neler var hemen hızlı bir şekilde. Kenilworth yayında Tampa Bay Downs burada premium star üyelere ait. Wolverhampton zaten yayında bakıyorsunuz arkadaşlar. Crunchy da gelecek. Onu da izleyebilirsiniz. Evet. Böylece bugünkü Kenilworth'a ait olan videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi tatiller diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Hoşçakalın.